Evet arkadaşlar, kışlık patlıcan yemeği yapacağım. Derin dondurucuya koyacağım poşetlere. Bunun tarifini vereceğim size. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Patlıcanlarımı bir güzel yıkayıp doğrayacağım. Domateslerimi yer rendeleyeceğim. Ya kabuklarını soyacağım arkadaşlar. Aşama aşama hepsini size göstereceğim. Bismillah diyerek başlayalım. Böyle arkadaşlar kesiyoruz başını. Biraz derin keselim. Sert oluyor çünkü baş tarafı. Böyle alaca alaca doğruyorum. Soyuyorum. Böyle de doğruyoruz arkadaşlar suyun içine. İster tahtada da yapabilirsiniz. Ben böyle de yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Sırayla hepsini yapacağım. Güzel bir kışlık yemek yapacağım arkadaşlar. Kışa hazır olacak. Kışın hemen iki tane soğan ya da üç tane soğan kavuracaksınız. Salçasını atıp bu hazırladığımız yemeğe koyacağız arkadaşlar. Bir güzel kavurup suyunu vereceğiz. Hazır olacak hemen. Dondurucudan çıkaracağız. Yemeğimiz hazır. Domates de olacak içinde. Onun için domates koymanıza gerek kalmayacak. Sade bir salça koyacağız. Soğan kavurup. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yazın ki yapmışın kadar lezzetli bir yemek oluyor. Böyle soyuyoruz işte arkadaşlar. Tuzlu su yaptım. Tuzlu suya atıyorum patlıcanları bir güzel. Böyle daha pratik diye direkt bunun içine doğruyorum. Vakit kaybetmemek için. Evet arkadaşlar. Burada kapatıyorum. Geri kalan patlıcanları aynı şekilde devam edeceğim. Patlıcanlarımızı yıkadım. Soydum. Böyle tuzlu suya koydum arkadaşlar. Burada da domateslerimi yıkadım. Onların da kabuklarını soyacağım. Kare kare doğrayacağım arkadaşlar. Domateslerimizi soyuyoruz arkadaşlar böyle. Rende de yapabilirsiniz. Rendeleyebilirsiniz de. Ben armut domatesi biraz daha zor olduğu için rendelemek böyle doğrayacağım. Kabuklarını soyacağım. Bir güzel. Böyle arkadaşlar doğrayacağız. Ufaklı büyüklü fark etmiyor çünkü kavrulurken o eriyecek arkadaşlar içinde domatesler. Sade kabuğu olmasın diye soydum. Böyle devam ediyorum. Beş kiloya yakın patlıcanım var arkadaşlar. 2,5-3 kilo da domates koyuyorum içine. Böyle devam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kışlık patlıcan yemeği malzemelerim hepsi hazırlandı. Domateslerimi yıkadım. Kabuklarını soydum. 2,5 kilo domates arkadaşlar. 5 kilo patlıcan. Yıkadım. Güzelce soydum. Doğradım. Burada da 3 tane sivri biberim var. Burada da acı biberlerim var arkadaşlar. Biraz da acı katacağım. Sıvı yağım. Ve tencerem arkadaşlar. Bu tencerede yapacağım. Patlıcanlar şimdi tuzlu suda. Onları bir güzel yıkayıp tekrar
kavurmaya başlayacağız domatesle arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. Tencereye de sıvı yağımı koydum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi biraz buldu ancak yeter. Patlıcanları yıkamaya geçiyorum bir taraftan. İlk önce biberleri atacağım kavurmaya. Sonra domatesleri. En son patlıcanları yıkayıp tencereye atacağım arkadaşlar. Böyle alıyorum patlıcanları. Suya tutuyorum arkadaşlar. Güzelce tuzlu suyunu çıkartıyorum. Yani patlıcanlar beyazlasın arkadaşlar. Buradan da biberlerimi alıyorum ve atıyorum. Yağım başladı kızmaya. Biraz acı olsun arkadaşlar. Acı olunca daha lezzetli olur. Ama çocuklar yemiyorsa acı kullanmayın, tatlı biber kullanın. Ben az bir şey kullandım. Biberlerimiz bir güzel kavruldu. Domateslerimizi atıyoruz. Mutlular gibi bir patlıcan yemeği tarifi. Kışa kolaylık arkadaşlar. Bir tek soğan koyacaksın. Kışa kavurup içine atacağız. Böyle domatesler biraz kaynayacak. Tuzunu vereceğim. Patlıcanları da yıkayıp en son domatesler kaynamaya başladığı zaman erisinden öyle atacağım içine. Tuzunu veriyorum. Böyle iki kaşık. Burada yağ suyu çıksın diye aldığım patlıcanları yıkayıp temiz suya yine tekrar koyuyorum. Beyaz olsunlar diye arkadaşlar, kararmasın diye bu işlemi yapıyoruz. Domateslerimiz gördüğünüz gibi eridi. Şahane bir sos oldu. Acılı patlıcanlarını veriyorum. Güzelce yıkadım. Sakız patlıcanlarımız sosuyla pişiyor. Burada da siyah suyunu salan patlıcanları bir güzel yıkayıp tekrar katacağım. Gördüğünüz gibi ne kadar çok siyah su saldı arkadaşlar patlıcanlar. Böyle olunca bembeyaz kalıyor. Güzel bir kışlık patlıcan yemeği arkadaşlar. Yaparsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kışa hazır hemen çıkaracaksınız. Misal gibi kolay. 5 dakikada soğanını kavurup salçasını, patlıcanlarını verip bir güzel kavurup az bir suyla pişireceksiniz arkadaşlar. Patlıcanları katıyoruz. Son kaldı arkadaşlar. Bu kadar. Son patlıcanlarımızı da attık. Kavurmaya devam yeme. Bol domatesli. Misler gibi olacak. Patlıcan yemeği domates olunca fazla daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Domatesin sosunda pişerse arkadaşlar. Böyle kaynatacağım patlıcanları. Tam pişirmeyeceğiz ama bayağı da bir kaynayacak. Domatesi çekecek sosunu.
patlıcanlarımız harika bir şekilde sosuyla, gördüğünüz gibi domates sosu. Domatesin suyuyla pişiyor arkadaşlar. Hiç lezzetli olmaz mı bu? Süper olur anne. Domates sosuyla harika bir şekilde pişen patlıcanlarımız arkadaşlar. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya kaldıracağız. Kışa yemeğimiz hazır arkadaşlar. Lezzetli bir patlıcan yemeği. Bu sosla kaynayanlar patlıcan kesinlikle lezzetsiz olamaz. Biraz acılı da. Harika bir sos oldu. Patlıcanlar da güzelmiş. Böyle çekirdekli çıkmadı. Kararmadı. O da çok önemli. Şu güzelliğe bakar mısın? Kıvam aldı daha şimdiden. Yemekler oluyor. Çok fazla pişirmeye de gerek yok. Kışa yaparken de pişecek. Önemli olan sosunu çeksin patlıcanlar. Lezzetlensin. Kışlık patlıcan yemeğimiz oldu. Altını kapatıyorum ocağın. Soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra poşetleyip derin dondurucuya kaldıracağım. Bu kadar basit arkadaşlar ama çok lezzetli. Yapan herkese kolay gelsin. Bereketli olsun arkadaşlar. Kışlıklara başlayalım yavaş yavaş yapmaya.